Zekeriya say, dedeleri de Kuvayi Milliye'ye çete demişti. Hamas liderlerinden Halit Meşal yıllar önce İsrail'i neden tanımadıklarına yönelik bir soruya, biz İsrail'i tanısak ne olur, sorun çözülecek mi? Filistin Kurtuluş Örgütü tanıdı, barış sağlandı veya sorun çözüldü mü? Hayır, şeklinde cevap vermişti. Meşal haklıydı. Filistin halkı İsrail'i tanısa bile Siyonistler Filistin toprakları üzerinde yaşayan bir halkın varlığını kabul etmiyor. Yahudiler kendilerinden olmayanları insan saymıyor. Goyim diyerek haşa onlara hayvan muamelesi yapıyor. Dolayısıyla Orta bu güzel topraklarını Araplardan temizlemeye çalışıyorlar. Bu yüzden tam 75 yıldır sistematik bir şekilde Filistin'de soykırım yapıyorlar. Başta Amerika olmak üzere Hristiyan Batı da bu kıyıma destek veriyor. Siyonist İsrail'in Orta Doğu'da uyguladığı İslam'ı ve Müslümanları yok etme projesine destek veren Amerika eski başkanlarından Ronald Reagan, Libya'yı bombalamadan bir gün önce son Müslüman'ı çölün derinliklerine sürünceye kadar mücadelemiz devam edecektir diyerek niyetlerini açıkça ifşa etmişti. Maalesef Haçlı Siyonist İttifakın asırlara sari bu kirli planına rağmen Türkiye CHP'nin milli şefi İsmet İnönü döneminde Yahudiliğe desteği bir devlet politikası haline getirerek 28 Mart 1949 yılında İsrail'i resmen tanıyan Müslümanların çoğunlukta olduğu ilk ülke oldu. İsrailli yöneticiler de bu destekten aldıkları cesaretle yaklaşık bir asırdır amaçlarına ulaşmak için her türlü zulmü pervasızca işliyorlar. 7 Ekim'de başlayan soykırım ise bu kanlı planın son halkalarından biri. Tüm bu yaşanan vahşi katliama rağmen CHP'liler ve onların güdümündeki kiralık kalemler hala Siyonistlerin safında yer alıyor.'' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canı pahasına vatanını savunan Filistinlilerden oluşan Hamas'ı terör örgütü ilan ederken kalemşörleri bir adım daha ileri gitti. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefretiyle bilinen ve hilalin haça üstünlüğünün sembolü olan Ayasofya'nın açılmasının 2020'nin felaketi olarak okurlarına duyuran sözcü gazetesinin yazarları katil İsrail'e karşı direnen Hamas mücahitlerini 40 bin masum sivilin katili PKK ile bir tuttu. Geçmişte çıplak kadınların fotoğraflarına bakıp hikaye kurgulayan bulvar gazetecisi Rahmi Turan, hemen hemen bütün dünya ülkeleri Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ediyor diyerek, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı Kurtuluş Savaşı'nın direniş örgütü Kuvayi Milliye'ye benzetmesine karşı çıktı. İsabetsiz tahminleriyle sosyal medyada sürekli alay konusu olan çakma ekonomist Ege Censen dünkü yazısında İsrail bir realitedir diyerek hiçbir güç İsrail'i bulunduğu topraklarından söküp atamaz, hatta 1967 sınırları öncesine bile geri döndüremez, Filistinli Araplar, İsrailli Yahudilerle yan yana ve hatta iç içe yaşamaya mahkumdur, kader ağlarının böyle örmüştür sözleriyle daha şimdiden İsrail'i muzaffer ilan etti. İsrailli katiller bile kendilerini böyle savunamazken CHP'li yöneticiler ve güdümündeki yazarlar maalesef apar topar tanıdıkları Siyonistlerin sözcülüğünü yapıyor. Aslında bu kafa her zaman böyleydi. Medya mahallesinin gediklisi Ayşenur Arslan da Kuvay Milliye'nin Kıbrıs versiyonu olan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı daha bir iki sene evvel illegal suikastçı bir örgüt olarak tanımlamıştı. Demek ki bu kuşak Kurtuluş Savaşı döneminde yaşasaydı, bu kez Fransız, İngiliz ve Yunanlı işgalcilere karşı direnen kuvayi milliyecilere çete diyecekti. Hatta kim bilir belki de içlerinden diyorlardır da. Zira bunların dedeleri o dönem kuvayi milliyeyi çete hareketi diyerek küçümsemek istemişti. Zekeriya Say, Haber7.com Burhanettin Duran, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun siyaset kapışması CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu ile mevcut başkanı Özel, önümüzdeki dönemde nasıl siyaset yapılması gerektiği konusunda kapışma halinde. Malum Özel 31 Mart seçim değerlendirmesi ve Sabah gazetesine verdiği mülakatla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına saygı göstereceğini söyleyerek Beştepe'ye görüşmeye gidebileceğini açıkladı. Ardından 23 Nisan resepsiyonundaki çay sohbeti geldi. Özel'in diyalog ve müzakereyi içeren yeni siyaset arayışına eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu karşı çıktı. Kılıçdaroğlu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diyerek CHP'nin iktidara yönelttiği meşruiyet sorgulamasını terk et sine eleştirdi Halef ile Selef'in kapışması basit bir müzakere mi, mücadele mi, polemiği değil. CHP'nin 2019, 2023 ve 2024 seçimlerinden sonra yürüttüğü siyasete dair farklı perspektiflerin rekabeti. Dahası 2028'e nasıl yürünmesi gerektiği konusunda çatışan görüşlerin kapışması. Kılıçdaroğlu yeni siyaset arayışını eleştirmekte ısrarcı. Gazetecilere verdiği mülakatlarda bu yaklaşımın CHP'ye zemin kaybettireceğini düşündüğünü gösteren ifadeler var. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın isteğiyle anayasanın değiştirilemeyeceğini söyleyerek mevcut anayasaya uyulmadığı iddiasını tekrarlamakla kalmıyor, asıl hassasiyetinin yeni anayasa konusundan çok ekonominin gidişatının ve kutuplaşmanın CHP'ye getireceği fırsat ihtimaliyle ilgili olduğunu saklamıyor. Erdoğan'ın ekonomide sert kararlar alacağını ve bunun sorumluluğuna ortak aradığını öne süren Kılıçdaroğlu şu cümleyi kullanıyor. Kutuplaşmadan çıkmanın yolu milletin refaha çıkmasıyla olur. Emeklinin, işçinin, memurun, milyonlarca işçinin sorununu dile getireceksiniz. Onların sorunlarını çözerseniz kutuplaşma da biter. Bu cümleler kutuplaşma kime yarar sorusuna Kılıçdaroğlu'nun cevabının CHP'ye yarar olduğunu gösteriyor. 2019 ve 2023 seçimlerinde sert bir kutuplaştırıcı dille muhalefet cephesini CHP'nin arkasında toplayan Kılıçdaroğlu siyasetin yumuşamasıyla bu bloğun dağılmasını istemiyor muhtemelen 2024 yerel seçim sonuçlarını da bunun başarısı olarak görüyor ve Erdoğan'ın CHP ve diğer partileri yönlendirebilecek bir manevra alanına sahip olmasından endişe ediyor. CHP'ye ekonomik sorunlar temelli, kutuplaştırıcı ve mücadeleci muhalefeti öneriyor. Bu fikre henüz özel doğrudan karşı çıkmadı. Ancak alternatif fikri tecrübeli CHP'li siyasetçi Murat Karayalçın dillendirdi. Karayalçın, CHP'li belediyelerin devraldığı borçlar, projelere hazine garantisi gecikmesi, kentsel dönüşüm için işbirliğine ihtiyaç olması ve yeni anayasa sürecinin geniş toplumsal kesimlere ulaşmayı sağlaması sebebiyle müzakereyi destekliyor. Bu yaklaşım CHP'nin 2023 genel seçimlerinde kaybettiğinin ve 2028 seçimlerini de Kılıçdaroğlu yaklaşımıyla kazanamayacağının farkında. CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olmasını sert ve kutuplaştırıcı siyasete bağlamak sorunlu. Aksine yerel seçim olması ve ana bir kutuplaştırıcı tema olmaması CHP'nin lehine çalıştı. Katılım düşüklüğü ve AK Parti'ye kesilen birikmiş fatura boyutu da eklenince önümüzdeki dönemde hem CHP'nin hem de AK Parti'nin siyaseti canlandırma arayışı anlaşılabilir. Yeni anayasa tartışması bunun için bir zemin teşkil edebilir. Türkiye'nin geleceği ve yönüne dair siyasi tartışmaların yeniden canlanacağı bir dönemde Elbette siyaset sadece AK Parti ve MHP etrafında şekillenmeyecek. Mecliste grubu bulunan diğer partiler ve özellikle DEM Parti'nin ne yaptığının ve ne yapmadığının önemli olacağı açık. CHP belediyelerde başarı gösterebilmek ve ülkeyi yönetebildiğini göstermek için müzakere ve mücadeleyi sentezliyor. Bakalım özel bunu başarabilecek mi? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kutuplaşmacı ve meydanlara inen siyaseti mi ağır basacak? Burhanettin Duran サバ。